Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün piyasalar yorumuma yurt dışı piyasalarla ve özellikle de Amerikan borsasıyla başlamak istiyorum. Dow Jones ile bir süredir Dow Jones analizi yapmadığımı, hep S&P 500'den bahsettiğimi fark ettim. Şöyle, Dow Jones haftalıktan baktığımızda Kaufman hareketli ortalaması üzerindedir. Zaten bir rally gelmesini bekliyorduk. Rally geldi. Fakat burada bir düzeltme süreci var. Bu süreç tamamlandıktan sonra rally kaldığı yerden devam edecek dedik. Günlükte de aldığımız sinyal tamamlanabileceğini gösteriyor bize. Şöyle ki, Kaufman hareketli ortalamasına kadar geri çekilmiş. Buradan iki mum yukarı doğru gitmiş. Ve de Ichimoku'nun üzerine çıkmış. Öyleyse burada şu Ichimoku'yu işte görüyorsunuz. Şöyle. Bir gün daha acaba kalacak mı Ichimoku'nun üzerinde? Bir gün daha kalacak olursa bu düzeltme tamamlandı diyebiliriz diye düşünüyorum. Yani bir gün oldu şu anda. Bir gün daha olacak mı pazartesi günü? O zaman tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Peki Dow Jones'ta ne hedefi bekliyoruz? Dow Jones'ta arada bir takım dirençlerimiz olmakla birlikte hedefimiz ilk olarak 40 bin, yani hedefimiz var. Şurada 39 bin, pardon, hedefimiz var. Ondan sonra da 45 bin hedefimiz var. Yani 39 bin hedefimiz var. İlk hedefimiz öyle diyelim. Belki oralardan bir düzeltme daha gelebilir diyelim. Ama emin değiliz şu anda ne olabileceğini. S&P 500 ile devam edecek olursak, S&P 500'de tabii ki Dow Jones'tan çok daha farklı hareket edecek değil. Orada da görmüş olduğunuz gibi Kaufman hareketli ortalamasının üzerine gelmiş. Ama ondan sonraki mum kırmızı kapanmış. O yüzden o çok güzel bir şey değil. Orada da bir üçüncü de bunun üzerinde olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani pazartesi günü Amerika'da bu işlerin artık tamamlandığını görmek için önemli bir gün olacak. Eğer tamamlandığını görmüyorsak, şöyle geliyorsa tekrar biraz daha sonra yukarı gidiyorsa, onu öyle şekilde değerlendireceğiz. Nasdaq ile devam edecek olursak, Nasdaq'ta daha beter düşüşler oldu. Burada artık bu tamamlandı, yukarıya dönmeye başladı denecek bir durum yok. Ama şöyle de bir şey var. Yani Dow Jones yukarı gidiyorsa o işte S&P'yi de yukarı çeker. S&P de Nasdaq'ı yukarı çeker yani orada. Nasdaq böyle hareketli ortalamalardan, bir takım kritik seviyelerden daha fazla uzaklaşabiliyor. Ve yanıltıcı olabiliyor sadece Nasdaq'a bakmak. Niçin söylüyoruz? Kripto paracılar. O yüzden S&P 500'e de bakmayı ihmal etmeyin. Bunu da söyledik. Peki hazır gelmişken kripto paraya da bakalım mı? Bakalım. Kripto parada bir yükseliş var. Güzel. Bir düzeltme olacak. Ancak bu düzeltme henüz tamam dedik. Başladı. Bu düzeltme henüz tamamlanmadı dedik. O da tamam. İşte düzeltme devam ediyor. Düzeltme tamamlanmamış olabilir dedik. Evet, devam etti zaten. Ne zaman tamamlandı diyeceğiz. Şu 2 saatliğin üzerine atması gerekiyor. Ve şu anda da pek öyle atacak gibi gözükmüyor. Nasdaq'ta daha sert satışlar oldu. Fakat burada güzel bir uyumsuzluk var. Buralardan biraz yukarı hareket ediyor mu etmiyor mu ona bakmak lazım. Ama şu 2 saat geçilmedikten sonra Nasdaq'ta Bitcoin'de düzeltme bitti diyemeyiz ama illaki bitecektir. Ve yani düzeltme sonrasında da kaldığımız yerden devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ve Bitcoin'de şöyle bakıldığında işte Ichimoku'nun içerisinde belirsizlik durumu hakimdir. Yani dolayısıyla burada şöyle şu mavi ile çizmiş olduğum seviye önemli bir seviyeydi. Bunun biraz altına geçilmiş oldu. Yani bunun biraz altına geçilmiş oldu. O da biraz tatsız oldu. Yani 42.600. Önce bir 42.600'ün üstüne çıkması gerekiyor burada. Düşüşün durduğunu söyleyebilmek için. Yoksa bu düzeltme henüz devam ediyor. Zaten biz de size buralardan satın demiştik. Fakat tekrar yönünü yukarı çevirecektir Nasdaq'la birlikte. Çünkü hepsini birlikte okumak lazım. Yani S&P, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, ondan sonra Bitcoin gibi birlikte değerlendirmek gerekiyor.
Ve ondan sonra Borsa İstanbul'la devam edelim. Borsa İstanbul'da şöyle, bildiğiniz üzere bankacılık endeksi önderliğinde yükseliş bekliyoruz demiştik. Bankacılık endeksimiz şöyle 4 Nisan'da Ichimoku bulutunu yukarı kırmıştı. Tamam dedik, biz bu iş başlıyor. Arkasından 2 gün düşüş, ondan sonra da yükseliş geldi. Zaten beklediğimiz bir şey olduğunu biliyorsunuz. Haftalıkta da bir önceki hafta bankacılık endeksi şöyle al vermişti zaten. İşte bu hafta da böyle bir şey olması sürpriz olmadı. Bazen de denk geliyor temel şeylerle böyle, ama zaten beklediğimiz bir şeydi. O da oldu. Temel anlamda da bankalar düştü. Yani düşünsenize, konjonktür bankalar için harika bir konjonktür. 14 politika faizi, hazine daha yüksek faizle borçlanmak zorunda. Bankalara servet aktarımı neredeyse bu. Ne var bankalar için olumsuz olan? İşte vergileri arttırılacak. Bu kadar kazancı gölgeleyebilecek bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bankalar hakkında açıklamaları var, özel bankalar hakkında. Onlar pek hoş şeyler değildi. Ama o da bu kadar kârı gölgeleyebilecek bir şey değil. O zaman ne oluyor? İşte o zaman, işte bir süre sonra üzerindeki bu şeyi, eylemsizliği artıyor, atıyor ve tekrar momentum kazanarak bankalar yükseliyor. Bankacılık endeksi önderliğinde beklediğimiz BIST 100 yükselişte geliyor ve hedefimiz olan 2378 geçilmiştir. Bir günde üzerinde kalabiliyorsa, 2 günde bu direncin üzerinde kaldı, bu kırıldı diyeceğiz. Ve ondan sonra yeni hedefimi sizlerle paylaşacağım. Zaten info yatırımdan takip edenler bugün öğrenecekler yeni hedefi. Sizlerle de sonra paylaşacağım. Şimdi dolayısıyla borsada pozitifiz. Bu arada düzeltme gelebilir mi? Düzeltme her zaman gelebilir. O yüzden düzeltme gelirse ne yapılacak? O konuda bir çalışma yapmak gerekiyor. Şöyle, bu 2 saatliğimizde üzerinde olduğunu görüyoruz. Düzeltme gelirse o zaman şu mumu baz almak lazım. O zaman 2 saatlik de kırılmış olur. 2345. 2345'in altında 2 saatte kalınıyorsa o zaman kaldıraçlı pozisyonlardan çıkılmalı. Ve şu şekilde, belki şurası da 2303, daha önceden de bahsettiğim, burası da kırılıyorsa diğer pozisyonlar da azaltılabilir. Yoksa elinizdeki pozisyonları tutarsınız. Yeni almak istiyorsanız da işte takım kriterlere uygunsa hisseler alabilirsiniz. Çünkü güçlü bir yükseliş zaten bekliyoruz. Zaten sürekli olarak anlatıyorum. Enflasyon çok yüksek. Türkiye'de enflasyonla mücadele diye bir şey, sadece işte o sözlü müdahaleler ya da işte enflasyonla mücadele timleri gibi dünyada böyle bir olmayan şeyler. Yani dolayısıyla enflasyonla mücadele edilemeyecek. Enflasyon daha da artacak. O zaman varlık fiyatlarında da artmasını bekleriz. Ve bazı şirketler de çok iyi performans gösteriyorlar bu durumda. Ve insanların da parasını enflasyon karşısında erimemesi için değerlendirebileceği iyi alternatiflerden bir tanesi de Borsa İstanbul. Diğeri de Amerikan borsası. Peki diğeri ne? Diğeri de değerli metaller. Değerli metallerde Amerikan 10 yıllıklarda beklediğim düşüş maalesef gelmiyor. Ben beklemeye devam ediyorum. Amerikan 10 yıllıklarda şöyle, işte haftalıkta, geçen hafta bana bir uyumsuzluk verdi. Bu hafta bana başka tip bir uyumsuzluk verdi. Gene de hala daha düşmüyor. Buradaki düşüş kalıcı olmadan da maalesef altın gümüşte pek bir şey bekleyemiyorum. Ama görüldüğü üzere bir tane daha oluştu. Artık pazartesi geri gelmesi lazım. Nasıl iş? Değil mi? Şöyle bir 8 saatlikten bakayım, orada bir şey olmuş mu? Orada da var. Hadi artık, değil mi? Bizi de yalancı çıkarma. Peki gelelim altına. Altında ne diyoruz? Şu 1800, Amerikan 10 yıllıklardaki bir geri çekilme olmadan 1945'in üzeri kalıcı olmuyor bizim için. Şimdi günlükte al sinyali verdi bize. Bu Kaufman'ın da üzerine çıkmamız gerekiyor. Yani 1950. Şimdi de zaten oradayız, değil mi? 47'deyiz. İşte şu Kaufman da nereden geçiyor? Kaufman da oradan geçiyor, 47'de. Biz ona şöyle 1950 diyelim. Şöyle bir evvelki mumun zirvesinden, şuradan
1950 diyelim. Şu 1950'nin üzerinde 2 günde kalabilirse, o zaman ne olacak? Bir tarafta Amerikan 10 yıllıklar çıkarken altın mı çıkıyor olacak? Öyle de bir şey olmaz. Belki altın çıktığı için mi Amerikan 10 yıllıklar düşecek? O da ilginç olur bak. Öyle bir şey olursa. Yani altın buradan yükselişe geçebilir. Yakın. Ama bu alın dediğim gibi ciddiye alınması için bu 1950 üzerinde 2 gün durması gerekiyor. O zaman işte altında kaldığımız yerden devam ediyoruz deriz. Gram altında da benzer şekilde bakın Kaufmann'ın üzerine 60 burada da belki şu pivotu geçmesi beklenilmeli 927 o şekilde takip edilmeli. Gümüş için ne diyebiliriz? Gümüşte henüz al yok. O yüzden altın belki yükselecek olursa gümüş bizde burada ala dönecek. Henüz ala dönmüş değil. Platin de henüz ala dönmüş değil ama o da dönebilir. Altın yükselişini sürdürecek olursa. Peki paladyum. Paladyum da bakın altın gibi al verdi. Fakat rakette ortalamanın üzerine çıkamadı. Yani 2480'in üzerinde 2 gün kalması gerekiyor. Bakalım kalabilecek mi? Şu anda paladyumda onu görmüyoruz. Buradan kısaca bir petrole de değinelim. Petrol konusunda önümüzdeki günlerde şu üçgeni aşağı doğru kırabileceğini söylemiştim. Aşağı doğru kırdı. Şimdi belki bir pullback yapıyor buraya. Ama şu Ichimoku asıl aşağı geçildiği zaman ben burada düşüşün güçlenmesini bekliyorum. Ichimoku'nun altına geçildiği zaman çünkü daha sert satışlar gelmesi beklenir. Üstüne geçildiği zaman da daha sert alışlar gelmesi beklenir. Peki o zaman teyit çizgimizi de açıyoruz Ichimoku'da ve teyit çizgisiyle bakıyoruz. Yani şu yeşillen. Bunun altında olması gerekiyor fiyatın. Şu anda da işte 104 mi oluyor? Tam olarak orada yani fiyat şu anda yok aslında tamam şunun altında olması gerekiyor. Doğru. Şu anda işte bu 104'te bu da zaten 113'teydi. Tamam şu anda o şekilde öyle. Yani bu şekilde devam edecek olursa bu Ichimoku'nun altına geçtiğinde bu da bu fiyatta burada bir yerde olacak. O zaman buradaki fiyat 114'te olacak. Bu da işte 106'da falan oldu. 103'te olacak. Yani Ichimoku aşağı yönde kırıldı diyeceğiz. Teyit çizgisinde onun için devreye aldık. Ve ondan sonra bir sonraki pivot ilk hedefi olacaktır 94. Sonra akabinde işte farklı destekler var görüyorsunuz. Benim beklentim önümüzdeki haftalarda 69'a gitmesi. Aralarda bir yerlerden yükselecek. Tekrar sat verecek böyle şeyler olabilir. Onları bugünden bilmek mümkün değildir. Yani önce şu Ichimoku'nun kırıldığını bir görelim demek lazım. Ve buradan da dolar-tl hakkında ne söyleyeceğiz? Dolar-tl hakkında söyleyecek çok da bir şey yok. İşte her defasında da aynı şeyleri söylüyoruz. İşte tekrardan şöyle ala döndü. Gösterge Kaufman'ın üzerinde kaldı. Bir sonraki hedef 14.86. Orada baraj var. O barajda kırılacak olursa bir sonraki hedef 15.75 bölgesi. 15.70-75 bölgesi olacak. Oraya doğru hızlı bir yükseliş gelebilir bu sefer. Çünkü hükümet bir şeyler yapıyor. Mesela altın toplayacağız dediler. 1,5 ay mı oldu altın toplayacağız dendikten sonra veya işte 5 hafta diyebiliriz. Ne kadar altın toplandığını bilmiyoruz. Fiyasko ise orası, o da belki biraz moral bozabilir ve o yüzden dolarda bir hızlı yükseliş olabilir. Ya da orası fiyasko olmadı. İnsanlar yastık altından çıkarttılar, altınlarını getirdiler. Biz dediler, Doktor Nurettin Nebati'ye güveniyoruz, inanıyoruz. Al bu altınları, hurda fiyatına boz dediler, koydular. İşte bilmem kaç 100 kilo altın toplandı, ton altın toplandı. Bilmem kaç ton. O zaman belki tekrar bir geri çekilmeler olabilir buralarda. Amerika tarafında bir şeyler olabilir mi deniyor.
Amerika ile iyileşiliyor mu falan diye. Şimdi bakınız, orada şunu söyleyeyim. F-35 programından atılmış olmakla F-16 Blok 40 denilen yükseltmeyi yapmak aynı şey değil. Yani biri yeni nesil bir uçak geliştirmesinden atılıyorsunuz ki öncesinde bu işe başlarken böyle bir şart yok, sonradan konulmuş. Diğer tarafta zaten artık ömrünün sonuna gelmiş olan bir nesil uçağı yeni parçalarla ömrünü uzatmaya çalışan bir projeye girişiyorsunuz. Aslında yani acı bir şey. Yani bunun pek pozitif bir tarafı yok. Bu piyasa pozitif algılayabilir belki, ama bence pozitif bir tarafı yok. Çünkü elinizdeki uçakların ömrünü uzatmaya çalışıyorsunuz. Buna da ihtiyacınız var belki. Çünkü yerine koyabileceğiniz bir şey yok. İşte o milli muharip uçak hazır değil, olamayacak da belki. Yeterli sayıda belki olamayacak. Olsa bile yeterli sayıda olmayacak. SİHA'larla işi götürmeye çalışıyorsunuz. O da bir yere kadar gidebilir. Fakat zaten gidişat iyi değil. Yani Amerikan sistemlerine bağımlılık devam ettiği sürece adamlar sizin böyle oynatabiliyorlar. Dolayısıyla yani ben pek dolar kurunda bir düşüş gelmesini beklemem. Biz F-16'ları güncelliyoruz, upgrade ediyoruz böyle şeye, 40 blok 40'a diye böyle bir şey olmasını beklemem, ama piyasa bunu böyle okumayabilir benim gibi. Ya işte bak, Amerika bize silah satmıyordu, şimdi satıyor. Ne kadar şahane işte. Efendim, Aselsan'da çıksın, bilmem ne de çıksın, işte Halkbank davası olan Halkbank'ta çıksın falan gibi spekülatif işler olabilir. Öyle işler de olursa dolarda geri çekilme olur. Olursa da alım fırsatı olur. Çünkü bu enflasyon düşmeyecek, hiç düşecek gibi değil bu sene içerisinde. Ayrıca da yani cari açık da kapanmayacak. O zaman ne olacak? Dolar çıkacak. İşte bugünlük de bu kadar.